Sevgili YouTube izleyenlerim, efendim hepinize tekrar kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle yine bir ne düşünüyorum videosu yapacağım. Ama bugün sizlerle televizyonun önünde falan yapmayacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle Shazam'ın geçtiğimiz günlerde San Diego'da ilk olarak yayınlanan trailerından, yani fragmanından bahsedeceğim. Shazam. Shazam arkadaşlar, Shazam'ı beğendim mi bir fragman olarak? Shazam'ı bir fragman olarak ne yazık ki beğenmedim. Hakikaten beğenmedim arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Şimdi Shazam olmamış. Şimdi benim bildiğim Shazam, benim okuduğum çizgi roman Shazam'ı bu kadar komik bir Shazam değil. Şimdi önce şunu söyleyeyim size. Bu Deadpool'da hani bu nasıl diyeyim size, bir komiklik furyası başladı ya bu Deadpool'la beraber. Hani çizgi romanda kendi kendisiyle dalga geçen bir mod oldu ya. Şimdi bu tuttu diye bunu her çizgi roman karakterine uygulamaya çalışıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Yani DC'de bunda çok sakıncalı bir karakteri tercih etmiş. Yani Shazam gibi birisini DC'nin Deadpool'u yapamazsın. Yani öyle söyleyeyim size. Yani çok komikti fragman. Yani nasıl diyeyim, bir süper kahraman filminden ziyade tam bir komedi filmi gibiydi. Yani Shazam'ın bir kere zaten yani o kadar canlı bir kırmızı kıyafetle çıkması enteresan. Tamam, Shazam'ın çizgi romanda beyaz pelerini, kırmızı kostüm falan, eyvallah. Ama biliyorsunuz yani sinema filmiyle çizgi romanda her zaman aynı şekilde gözükmeyebiliyor kamera karşısında. Yani onu o kadara kadar niye kırmızıya buladınız? Yani onu biraz böyle nasıl diyeyim size, hafif böyle daha karanlık bir kırmızı yapabilirsiniz. Tamam, komedi filmi yapmaya çalışmışlar, eyvallah, ama olmamış ya. Yani ben beğenmedim, vallahi beğenmedim. Şimdi diyeceksiniz abi nasıl falan. Hakikaten beğenmedim. Yani Shazam'ı okuyanlar bilir. Shazam bu kadar komik bir karakter değil. Shazam çok ciddi bir karakter. Shazam'ın bir de biliyorsunuz o Shazam sadece bir kişi değil. Yani Shazam'ın bir sürü şeyleri var. Yani böyle o Shazam kimliğini taşıyan bir sürü karakter var. Yani bir Süpermen'e eşdeğer gibi bir şey Shazam. Yani onu öyle basitleştirerek nereye varıyorsunuz? Yani bilmiyorum, ben beğenmedim. Tamam, belki komik olabilir, şey olabilir ama bana tuhaf geldi. Yani o markete giriyor çocukla falan, böyle saçma sapan bir şeydi yani. Elinde cipsler falan, ben diyor süper kahramanım falan. Öbür taraftan yok işte çelik kurşun geçirmezmişim falan, şaşırıyor kendisine. Yani bilmiyorum, bir ihtimal diyorum gene Shazam belki de bu kadar komik olmayabilir filminde. Belki de bunu hani ilk başta sadece böyle bir fragman yayınlamış olabilirler. Belki de bilemiyorum. Belki hikayenin sonrası çok ciddileşecek. Yani umarım da öyle olur. Şimdi Shazam'ın biliyorsunuz ana karakteri Black Adam. Black Adam çok ciddi bir karakterdir Black Adam. Yani Mısır'a falan dayanan, böyle mistisizm olan, böyle Arabik bir karakterdir Black Adam. Yani Shazam'ın karşısına Black Adam'ı çıkartırlarsa bu filmde, yani Shazam Black Adam'ın karşısında çok absürt duracak yani. Amcam çok komik. Yani ben zaten Instagram sayfamda da bunu paylaşmıştım. Shazam'ın o Entertainment dergisindeki o sakız patlatırken ki fotoğrafını görünce zaten şey dedim ben onu. Öyle bir fotoğrafla paylaşmıştım. Şey demiştim, hani hakikaten komedi filmi mi izleyeceğiz demiştim. Yani şaşırdım ya. Ne diyeyim yani, bilmiyorum. Ben Shazam'ı böyle beklemezdim. Shazam'ı daha ciddi beklerdim. Hani çok ciddi olmasına gerek yok. Tamam, eyvallah, ama bu kadar da komik olmasına gerek yok. Yani çünkü dediğim gibi o şekilde Deadpool başka. Deadpool'un zaten çizgi romanında kendisi Deadpool'un zaten öyle. Yani manyak, absürt bir şey. Ama Shazam öyle değil ki çizgi romanında. Yani Shazam'ın eskisini bilenleriniz biliyordur. Bir okuyun Shazam çizgi romanlarını. Dediğim gibi yani çok bambaşka bir şey. Ama dediğim gibi yani Shazam olmamış arkadaşlar. Olmamış. Demeyin. Yani hakikaten ben beğenmedim. Ne diyeyim artık? Yani Aquaman çok iyiydi ama Shazam, ben de Shazam'dan ki beklentim vardı ama hakikaten müthiş derecede bir hayal kırıklığına uğradım. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve üye değilseniz üye olmayı unutmayın diyorum ve hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum.